Olay şu. Eskiden sömürgeciler, o günün işte dünya hakimiyetine oynayan devletleri daha kaba yöntemlere başvuruyorlardı. İşte işgaller falan. Sömürgecilik böyle çalışıyordu. Kıyımlar, katliamlar kaba. Fakat küresel çağda, küresel emperyalizm çağında bunlar bu işleri dallandırdılar, budaklandırdılar, çeşitlendirdiler. Artık vitrinlerinde eskiden 3-5 çeşit komplo varken şimdi maşallah mağazaları, reyonları zengin. Giriyorsun marketlerine, yüzlerce raf var. Her rafta da Allah'a şükür bunların komploları var. Farklı olarak isimlendirildiğini, şimdi de korona olarak bunu bize dayattıklarını. Asıl amaç korkudur, korkuyu yaymaktır. Korkuyla toplumları esir almaktır. Bütün mesele budur. İnsanlar bir kere korkarlarsa, korkmaya başlarlarsa onları gütmek, yönetmek, ellerinde ne varsa almak gayet kolaydır. Yani korku. Bütün hedef korkuyu yaymak. Korkuyla esir almak. Korkarsan, tamam abi, canını mı malını mı? Aman abi, almalı mı? Bırak canımı dersin. Bu işler böyledir. Yani küresel emperyalistler dünya halklarını başka yönlerle esir aldıkları gibi korkuyla da esir alıyorlar. Şimdi bu korona tiyatrosu arkasında kimler var? Birincisi Rockefeller var. İki, Bill Gates var. Üç, bilim kurulu üyeleri var. Bak, bilim kurulu demiyorum ha. Bilim kurulu, yani Bill Gates'in kurulu, bilim kurulu üyeleri. Asıl amaçları ne? Korku. Korkuyor. Ve hepsine bakın, bu konuşanların hepsine bakın. Mutlaka ya bir ilaç firmasıyla ya bilmem başka bir sektörle mutlaka bağlantıları var. Yani namuslu bilim insanı çıkıp da orada böyle konuşmaz. Hiçbir yerle ticari ya da başka bir bağlantısı olmayan hiçbir bilim insanı kalkıp da insanların karşısında gözlerine baka baka yalan söylemez. Geçen sene hatırlarsanız bir ara ölü sayıları 20'ye falan düşmüştü. Sonra Bill Gates bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra dedi bu iş gelişmiş ülkelerde 2021'de, gelişmemiş ülkelerde 2022'de biteceğini tahmin ediyorum dedi. Ben de dedim ki tamam. Ölüm sayılarını yine yükseltecekler dedim. Ve nitekim yanılmadım yine. Bir baktım ta rakamlar 250-300'lere kadar ülkemizde çıktı. Ve Bill Gates bir şey daha söyledi. Dedi ki bu iş bitecek ama dedi küresel afetlere hazır olun dedi. Ha. İşte şimdi zurnanın zurt dediği yer burasıdır. Yani demek ki bizi insanlığı hangi tehlikeler bekliyor? Küresel afetler, doğal afetler. Neler bunlar doğal afetler? Say. Sel, çığ, deprem, yangın, heyelan, erozyon. Yani bitmez. Şimdi doğal afetler olur. Doğal afetleri geciktiremezsin. Ama suni müdahalelerle ne yapabilirsin? Onları çabuklaştırabilirsin. Yani harp teknolojisi de depremleri daha öne alabilirsin. Ya da satın aldığın Bill Gates ki çok dünya üzerinde birçok dağ almış, satın almış. Gidiyormuş böyle yüksek yüksek dağları satın alıyormuş. O dağın tepesinden bir tane kaya yuvarladığın vakit 3000, 4000 metre, 5000 metreden yuvarlanan bir kaya aşağıya kadar kim bilir ne kadar etki yaparak iner ve ne kadar insanların başka şeylerin katline sebep olur. Yani insanlığı ne bekliyor? Bundan sonra doğal olmayan doğal afetler bekliyor. Nitekim Bill Gates bu açıklamayı yaptı. Bir baktım bir televizyonda altyazı geçiyor. İspanya'da bir grup bilim adamı, bilim insanı önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünyanın beşte birinde bir çökme yaşanacağını söylediler. Ha dedim. Ben de hemen dedim ki söyleyene değil, söyletene bak. Nasıl yapacaklar bunu? Vallahi bu namussuzların doymak bilmeyen karnı var. Enerji adı altında dünyanın bir yığın petrolünü, kömürünü hepsini altı boşaltıyorlar. Sürekli altımızı boşaltıyorlar. Diyelim ki Irak'ta sürekli petrolü çektirer, 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 çektirer. Rezervleri sıfıra yaklaştı.
O sıfıra yaklaşan yerde ne yapabilirler? Göçmeler yaratabilirler mesela. Toprak göçmeleri. Ha ben bunları söylüyorum değil mi? Size belki hayal gelecek. E göreceğiz. İnşallah yanılırım yine. Yani yanılmayı çok isterim. Nerede bir felaket olsa acı duyarız. Nerede bir ufacık bir bırakın bir insanı, bir kuşun kanadı kırılsa biz üzülürüz. Bir karıncaya bir şey olsa biz üzülürüz. Nihayetinde onlar da bizim gibi bir canlıdır. Ama maalesef bu küresel alçaklar var olduğu sürece, dünya üzerinde hakim oldukları sürece bırakın insanları ta bilmem nerede Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bir vallahi bir kertenkelenin bile yaşam hakkı yok. Ya da okyanusların derinliklerindeki bir küçücük mini minnacık bir balığın bir deniz anasının bir karidesin bile yaşama hakkı yok. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Örneğin okyanuslarda büyük nükleer denemeler yapıyorlar. Acaba yaptıkları her nükleer denemeden kaç milyon, kaç milyar canlı türü yok oluyor? Yani düşünün. Peki o kadar çevreci geçinenler, işte korona diyenler, şey diyenler, bize dayatanlar, bu alçakların bir güne bir gün ya şu nükleer denemelerden vazgeçin kardeşim, şu kadar canlının hayatına mı ayrılıyor bu dediğini duydunuz mu? Bize koronavirüs, maske, mesafe vesaire temizlik diye dayatanların yahu 20 günde üretilen ve tüketime hazır hale getirilen, yetiştirilen o tavuk, hormonlu tavuklar konusunda hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Yahu endüstriyel gıda altında sürekli insanlara zehir yedirdikleri konusunda bir tedbir aldıklarını gördünüz mü? Bakıyorum tedbir alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Yeni mevzuatlar açıklıyorlar. Tamam diyorum. Yine hapı yuttuk. Her yeni mevzuat açıklandığında bakıyorum ki birazcık daha Türkiye'de yerli ve milli tarım ne varsa yok ediliyor. Ve dünya küresel emperyalistlerle bağlantısı olan tekellerin, gıda tekelleri, başka tekellerin alanı, hakimiyet alanları daha açık oluyor. Mesela daha geçenlerde baktım. Bazı tarım gıdalarında ve yemlerde GDO'nun kullanılmasını serbest bıraktılar. En basit. Yani dürüst olmak lazım. Bunlar bir yandan insanlık derken diğer taraftan da insanlığın aleyhine ne varsa yapıyorlar.